dünya dışı yaşam araştırmaları için tüm enerjinizi tek bir göksel cisme yönlendirin deseler, hiç düşünmeden Europa'yı hedef alırdım. Ne Mars, ne Enceladus, ne de başka bir gök cismi, insanı buzla mühürlenmiş bu medici yıldızı kadar heyecanlandıramaz. Galileo'nun basit bir teleskopla yaşadığı keşif heyecanını biz ancak 400 yıl kadar sonra onunla aynı adı taşıyan uzay aracı sayesinde yaşadık. Çünkü 1995 ile 2003 yılları arasında Jüpiter'in yörüngesinde dönen ve Europa ile 11 yakın karşılaşma gerçekleştiren NASA'nın Galileo uzay aracı, Europa'nın yüzeyinin altında büyük olasılıkla dev bir okyanusun olabileceği ile ilgili kanıtlar göndermeye başlamıştı. Donmuş bir okyanus değil, sıvı haldeki formunu koruyan devasa bir su kütlesi. Ve sıvı su demek, yaşam olasılığı demekti. Birkaç hesaplama yapıyorum, gelin birlikte bakalım. Jüpiter'in uydusunda yaşam olasılığını araştıracak olan NASA'nın Europa Clipper adlı uzay aracı 2000-2024'te fırlatıldı ve bir aksilik olmazsa 5,5 yıl ve 2,9 milyar kilometre yol kat ettikten sonra 2030 Nisan ayında hedefine varacak. Bu da demek oluyor ki warp sürüş yerine ışık altı bir hız kullansak bizim için yeterli olur. Gemimize ışık hızının %54'ünü ayarlayalım. Bu da bize kabaca 5 saatlik seyahat süresi verir. Europa'nın atmosferi %90 oranında oksijenden oluşuyor. Bol oksijenli ortam, rahat rahat nefes alabiliriz gibi duruyor. Ama işin aslı öyle değil. Gazlar o kadar seyrek bir durumda ki, atmosferin oluşturduğu basınç dünyadakinin 100 milyarda biri seviyesinde, incecik bir tabaka halinde. Yani içimize çekebileceğimiz bir gaza erişimimiz yok. Büyüklük olarak da kendi ayımızın %90'ı kadar, yani neredeyse hemen hemen aynı. Eğer uydumuz Ay yerine Europa'yı koymuş olsaydık, biraz daha küçük görmemize rağmen gökyüzünde Ay'dan çok daha parlak, yaklaşık 5,5 kat daha ışıl ışıl görünürdü. Çünkü Ay, üzerine gelen güneş ışığının %12'sini yansıtmasına rağmen, Europa bu ışığın %64'ünü yansıtarak gözleri kamaştırıyor olurdu. Unutmadan, Jüpiter ve uydusuna yaklaşmak ciddi bir zorluk. Çünkü öylesine şiddetli bir radyasyon var ki, uzay aracımızın dış yüzeyi, biz uçarken 1 milyon göğüs röntgenine eşdeğer görüntü alıyor olacak. Bu sebeple özel bir kaplama var dış metal yüzeyinin üzerinde. Artık yola koyma vakti. Buzlu diyarlar bizi bekler. İşte Jüpiter'in incisi, buzlar prensesi Europa. Güneş buradan bakıldığında 25 kat daha sönük görünüyor. Sıcaklık namına ulaşan tek bir derece bile yok gibi. Europa veya Jüpiter sistemindeki herhangi bir uydu Güneş'ten neredeyse hiç ısı almaz. Dolayısıyla buradaki hava o kadar soğuk ki yüzey tamamen donmuş durumda. Aslında Europa'nın yüzey sıcaklığı ekvatorda ortalama -160 santigrat derece, kutuplarda ise -220 santigrat derece civarındadır. Bu da onun buzlu kabuğunun granit kadar sert olmasına neden olur. Çoğu uydu gibi bu da Jüpiter'e tutkuyla yüzünü dönmüş, gelgitsel olarak kilitlenmiş durumda. Yani bir yüzüğü sürekli Jüpiter'e bakıyor. Şu aşağıda bir yere iniş yapalım, bakalım ne gibi tuhaflıklar bekliyor bizi. Az önce belirttiğim gibi kaskımızı çıkarmak burada akıl kârı değil. Jüpiter'in yoğun radyasyonu, Europa'daki su moleküllerini hidrojen ve oksijene ayrıştırarak saniyede 12 kilogram oksijen üretimine sebep olur. Çok daha hafif olan hidrojen, yer çekiminin azlığı nedeniyle uzaya kaçarken, geriye kalan ağır oksijen, aslında 1 milyon insanın bir gün boyunca nefes alması için yeterlidir. Eğer havadaki bu yoğun oksijen, jeolojik yollar ile ayaklarımın altındaki buzların derinliklerine de gidiyor ve sıvı suya ulaşıyorsa, tarihi keşiflerin arifesindeyiz demektir. Burada yürürken adımlarımı çok dikkatli atmalıyım ve yavaş yürümeliyim. Çünkü uydunun tüm yüzeyi tamamen buzla kaplı ve yer çekimi, dünyadaki yer çekiminin yaklaşık %13,5 kadar. Dünyada 75 kilogram gelen ben, şu anda 10 kilo ya var ya yokum. Zıplasam uzaya dokunacağım. Yüzeyde aslında buzdan başka bir şey yok ve buz tabakası o kadar kalın ki, uzay araçlarından alınan veriler 20 ila 30 kilometre kalınlığında bir buz tabakası olduğuna işaret ediyor. Ama buz tabakasının her 8 dakikada bir parçalanıp göklere doğru ince su buharının püskürdüğü düşünülmekte. Uzaya fırlayan su geriye dönmeden önce 160 kilometre yüksekliğe çıkabiliyor. Yani buzun altından her birkaç dakikada bir olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar su ortalığa saçılmakta. Bu gözlemi ilk kez Kasım 2019'da NASA liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi dünyaya duyurmuştu.
Sizin de gördüğünüz gibi yüzey uzun, sürekli kırıklar ve çatlaklarla dolu ve oldukça belirgin durumda. Bunlara Latince'de çizgiler anlamına gelen linea deniyor. Bu çizgiler genellikle sadece 1-2 kilometre genişliğinde, ancak uydunun yüzeyinde binlerce kilometreye kadar uzanıyor. Güneş sistemi ile neredeyse aynı yaşta olmasına rağmen Europa neredeyse hiç krater barındırmıyor. Dünyanın uydusu Ay'da çapı 25 kilometrenin üzerinde olan 5000'den fazla krater varken, burada sadece 50'den az büyük krater var. Buraya da elbette meteorlar veya asteroidler düşüyor ama Europa bunların izlerini sürekli yok ediyor. Bu ise bizi çok net bir sonuca götürüyor. Buranın yüzeyi durmaksızın değişip yeniden şekilleniyor ve yüzey verilerini kontrol ettiğimde kalın buz tabakasının sadece 30 ila 180 milyon yıl yaşında, yani jeolojik olarak oldukça genç olduğunu görüyorum. Bu ise onu bir konuda zirveye oturtuyor. Europa'nın yüzeyi, Güneş sistemindeki bilinen katı gök cisimler arasında en pürüzsüz olanıdır. Sadece bununla kalmıyor, uydunun yüzeyini kapatan bu buz tabakasının tamamı hareket ediyor. Bu tabaka her 12 bin yılda bir tam dönüş yapmakta. Buzun konumu zamanla değişti ve bir nokta hiçbir zaman uzun süre aynı yerde kalmadığı için yüzeyde çok daha fazla damarlı, çizgili kanallar oluşuyor. Bu da yüzeydeki çizgilerin çokluğunu açıklıyor. Üzerimdeki radyasyon koruyucu kıyafeti olmasa buradaki varlığım sadece birkaç saat sürerdi. Çünkü Jüpiter'in durdurulamaz radyasyonu dev bir parçacık hızlandırıcısı gibi davranıyor. Europa'da bir gün geçirmem demek 5400 milisievert radyasyona maruz kalmam anlamına geliyor. Bu, dünyadaki yıllık dozun 1800 katına eşdeğer. Değil bir gün, birkaç saat kalmam bile çok büyük olasılıkla radyasyondan öleceğim anlamına gelir. Kendi etrafındaki dönüşünü sadece 10 saatte tamamlayan Jüpiter'in tüm manyetik alanı sallanmakta. Jüpiter'den gelen bu değişken alan Europa'da da bir manyetik alan oluşturuyor. Jüpiter'in manyetik alanına elektriksel olarak bu uydunun tepki vermesi tek bir sonuca çıkıyor. Buranın derinliklerinde çok büyük olasılıkla sıvı halde devasa tuzlu su okyanusları var. Hem de derinliği 60 ila 150 kilometre olduğu tahmin edilen uçsuz bucaksız karanlık okyanuslar. Dünyadaki okyanusların barındırdığı su kütlesinin iki katı. Yüzeydeki 30 kilometre kalınlığındaki buz tamamen donmuş olmasına rağmen en derinlerde yer alan suların donma işinin sebebi Jüpiter'in, Io'nun, Kalisto'nun ve Ganimed'in buraya uyguladığı gelgit kuvvetleri ve bunun sonucunda oluşan kütle çekimsel deformasyon süreçlerinin uyduya enerji pompalamasıdır. Herhangi bir radyasyon veya diğer dışsal etki bu su dünyasına asla ulaşamaz. Bu da potansiyel yaşamın tehdit altında olmadığını gösterir. Yaşamın ortaya çıkması için sıvı suyun gerekli olduğunu ve Europa'da fazlasıyla olduğunu zaten düşünüyoruz. Ayrıca Europa'daki su, zemindeki silikat manto ile etkileşime girerek sürekli hareket halindedir. Bu da mineral bileşiklerin potansiyel yaşam formları için kaynak sağladığı anlamına gelir. Buraya kadar anlattıklarımı göz önünde bulundurursak, yaşamın ortaya çıkmasını sağlayan 3 temel faktörün, yani sıvı su, kimyasal bileşenler ve enerjinin burada bir arada olma olasılığının çok yüksek olduğu sonucuna varabiliriz. Yaşam için her zaman güneş ışığına ihtiyaç duyulmaz. Buzların altında volkanlar varsa başka bir enerji kaynağı olabilir, yaşam için gerekli koşulları yaratabilirler. Bunun örnekleri dünyada okyanus tabanındaki volkanik kayaların tuzlu suyla etkileşime girerek enerji üreten ve mikrop, solucan ve diğer organizmaların gelişmesini sağlayan kimyasal reaksiyonlar yarattığı yerlerde mevcuttur. Europa'da da benzer derin deniz bacaları bulunabilir. Europa'nın kayalık okyanus tabanı gelgit esnemesiyle ısınıyorsa bu süreç potansiyel olarak hidrotermal bacalardaki mevcut kimyasal besinler şeklinde enerji sağlıyor olabilir. Dünyadaki bacalar ilk olarak 1977 yılında Güney Amerika kıyılarından uzakta Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde bir bölge olan Galapagos Yarığı'nda keşfedildi. O zamandan bu yana dünyanın okyanus tabanlarında bu tür birçok baca sistemi bulundu. Bu keşif, dünyadaki yaşam anlayışımızda devrim yarattı ve okyanus biliminde şimdiye kadar yapılmış en önemli keşiflerden biri olarak kabul ediliyor. Benzer bir şansı Europa için de tanıyabiliriz. İçimden geçen düşünce şu, radyoaktif ısınma ile 30 kilometre kalınlığındaki buz tabakasını hiç durmadan delen ve karanlık okyanusların içine dalan bir sondamız olsa şu anda.
sondanın üzerindeki kamera karanlıklar içinde dolaşan ve bizim dünyamızdakilere hiç benzemeyen irili ufaklı canlıları görüntülese. Bir anlığına durup düşünsenize. Evrendeki dünya dışı ilk yaşam formuna insanlık tarihinde ilk defa siz tanıklık ediyorsunuz. Ya da o gizemli ve sonsuz okyanusun içinde sadece siz varsınız. Yalnız başınıza, sessiz bir uğultu içinde. Kaskınızın aydınlattığı ortamdaki canlıların büyüleyici güzelliği aklınızı başınızdan alıyor. Akıllara durgunluk veren bu görüntüden hiç ayrılmak istemiyorsunuz. Buraya geldiğiniz buzdaki tünel yavaş yavaş donarak üzerinize kapanıyor, karanlığa gömülüyor ve siz de sonsuza dek Europa'nın canlılarından birisi oluyorsunuz.